Sonuçtan herkese merhaba. Konumuz aydınlanma. Nisan ayına başladık. Nisan ayıyla birlikte optik konusuna başladık. Evet, aydınlanma ile başlıyoruz. Sonra gölge yapacağız ve devamında yansıma. Sonra küresel aynalarla bu ayı bitireceğiz ve Aman verdiğim ödevleri bakın aman diyorum e, zamanında yapmanızı istiyorum. Aksi takdirde e, tekrar yapmazsanız hemen unutuluyor biliyorsunuz ki ne yaptık dalgaları tamamıyla bitirdik. Dalgalara kadar olan kısımları da çözüyorsunuz sonra optiye de başlıyorsunuz dediğim gibi sevgili gençler. Haydi şimdi başlayalım. Neler öğreneceğiz? Öncelikle ışık şiddeti, ışık akısı, aydınlanma ve fotometre konularını öğreneceğiz. Işık dalga mı parçacık mı şeklinde bir e, serüven başlıyor. Isaac Newton diyor ki tanecikli yapı. Onunla birlikte e, devamında yapılan çalışmalar vesaire şunlar bunlar. Sonra Huygens dalgasal yapı olduğunu söylüyor. E, Thomas dalgasal yapı, Tamas dalgasal yapı olduğunu söylüyor. Sonra Maxwell dalgasal yapı olduğunu söylüyor. Sonra Hertz dalgasal yapı, Max Planck Tanecikli yapı olduğunu söylüyor. Yani bakın, önce tanecikli yapıyla başladı. Sonra dalgasal, 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 dalgasal ve sonrasında yine tanecikli yapı çıktı ortaya. Einstein tanecikli yapı olduğunu söylüyor. de Broglie ve Schrödinger hem tanecikli hem de dalgasal yapı olduğunu söylüyor ışık için. Yani aslında ışık duruma göre dalga özelliği, duruma göre parçacık özelliği gösteriyor şeklinde bu sayfa kapanıyor diyelim sevgili gençler. Işık enerjidir ve uzayda parçacıklar foton halinde yayılan elektromanyetik dalgalardır. Işık şiddeti nedir peki? Bir ışık kaynağından birim zamanda yayılan ışık enerjisinin ölçüsüdür. Sembolü I'dır, birimi kandeladır ve CD şeklinde kısaltılır. Kandela geçen yıldan temel ve türetilmiş büyüklükler öğrenmiştik. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasında kandela yani ışık şiddeti temel bir büyüklüktü. Burada bundan da bahsetmiş olalım ışık akısına geçiyoruz. Bir ışık kaynağından bir yüzeye birim zamanda gönderilen ışık miktarına denir. Sembolü fi'dir ve birimi lümen yani lm ile kısaltıyoruz. Dir diyoruz sevgili gençler. Burada bakın bir tane noktasal bir ışık kaynağı var. Ondan çıkan ışınlar gibi düşünebilirsiniz. Ondan çıkan ışın sayısı onun ışık akısını belirtir e, diyebilirim. Burada bunun etrafını bir küreyle sardığımda bu küreden geçen ışın sayısı zaten ondan çıkan ışıklar ya da ondan çıkan ışınlardır. Ve toplam ışık akısı 4 pi çarpı I'dır. Bu I nedir? Buradaki ışık kaynağının şiddetidir. Peki bu küreyi daha büyük yapsaydım, etrafını sardığım küre daha büyük olsaydı, bu küreden geçen yani büyük olan küreden geçen ışın sayısı değişir miydi? Ya hayır çünkü noktasal kaynaktan ne kadar ışın çıkıyorsa etrafını saran küreden o kadar ışın geçecektir. Bu durumda e, kürenin yarı çapının hiçbir önemi yoktur. Bir kürenin içindeki noktası, noktasal ışık kaynağının küreye gönderdiği ışık akısı kürenin yarı çapına bağlı değildir sevgili gençler. Evet şimdi... KLM kürelerindeki ışık akılarını karşılaştıralım. Bakalım. yarıçap, 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 çap, Önemsiz. Neye bakıyoruz? Işık şiddeti, ışık şiddeti ve ışık şiddetini önemsiyoruz. O zaman buradaki ışık akılarına baktığımda K'nın fiisi eşittir 4P çarpı 2. L'nin fiisi 4P çarpı 2. Sonra M'ye geliyorum. M'nin ışık akısı 4 π ve I yani 4 pi zaten hepsinde olduğuna göre direkt ışık şiddetlerine baktığımda bunların ışık akıları arasındaki ilişkiyi söyleyebiliriz. KLM kürelerindeki ışık akılarını karşılaştırdığımızda ne görürüz? 8, 8 ve 4 olduğuna göre K ile L'ninkiler birbirlerine eşittir. M'nin ise ışık akısı onlardan küçüktür sevgili gençler. KLM küre parçalarındaki ışık akılarını karşılaştıralım yine. Burada ne var? Bakınız tamamı yok. Yani 180 derecelik bir açı söz konusu, 120 derecelik bir açı söz konusu. Burası ise yani şurasından bahsediyoruz. Burası ise 270 derecedir söz konusu. Burada şunu söyleyelim. Çıkan ışınlara baktığımızda bu ışınları düşünürsek üst kısımdan çıkan ışınlar evet kürenin içinden geçiyor. Yarım kürenin içinden geçiyor ama altı olmadığına göre alttaki ışıklar bakınız içinden geçmemiş oluyor. E i̇çinden geçmediklerine göre ışık akısı için bunları dahil etmiyorum. Ve bu durumda bütün küreyi düşünürsem 4 pi çarpı i'di ama yarısı için 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Yani k'nın ışık akısı eşittir 4 pi yani şöyle yapalım. Işık şiddetinin değeri 2 Şu Bu 2'yi de alalım çarpı yarısı olduğu için 1 bölü 2. Yani kaçta kaçı sorusunun cevabı neyse getirip onunla çarpıyorsunuz. Ve buradaki ikiler birbirini götürdüğünde götürüyor hemen. Ne kalıyor? 4 pi kalıyor. Ve ve diğerine geldiğimizde burada 120 derece olduğuna göre kaçta kaçıdır? 360 derece tamamı 3'te 1'idir. L'ye bakalım o zaman. L'nin ışık akısı eşittir. 4 pi çarpı ışık şiddeti I kadar çarpı 1 bölü 3. Yani 4 bölü 3 pi geldi. M'ye baktığımızda M için ise dediğimiz gibi 270 derece tamamını düşünürsem 4'te 3'ü kadarlık bir durum var. O zaman 4 p çarpı ışık şiddeti I kadar ve neyle çarpıyoruz? 4 3 dedik. 3 bölü 4 ile çarpıyoruz. 4 derde birbirini götürdüğünde ne gelecek? Burası 3 pi gelmiş olacak. Bu ise 4 pi O zaman K'nın ışık akısı en büyüktür. Sonra 3 pi bu olduğu için M'nin diyoruz ve son olarak L'nin ışık akısı en küçüktür sevgili gençler. Aydınlanma bir yüzeye birim zamanda dik olarak düşen ışık miktarına bakın dik diyor. Işık akısına denir. Sembolü E'dir. Birimi lüks'tür. Ve aydınlanmayı bulmak için ne yaparız o zaman? Bakın. Birim bir yüzeye birim zamanda dik olarak düşen diyor. O zaman yapmamız gereken şudur. Fi'yi yani ışık akısını burada A'ya bölmektir. Yani fi/A bölü A bize aydınlanmayı verecektir diyoruz. Mesela bu küreye baktığımızda K noktasındaki aydınlanmayı bulmak istersek ne yapacağız? Fi yani 4 pi I'yı bölü yüzey tüm yüzey ki kürenin yüzeyi de 4 pi R karedir. Bakın kürenin yüzeyi 4 pi'ler birbirini götürecek, götürecek. O zaman I bölü R kare gelecek K noktasındaki aydınlanma ve bir noktadaki aydınlanmayı bulurken şunu yapacağız. O noktanın bulunduğu Hani şey gibi düşünürsek teğet olarak düşündüğümüzde bu teğet ya yani teğet dik uzaklık nedir burası zaten yarı çaptır. Bakın yarı çap o zaman her nokta için yarı çapı dikkate alacağız kürenin üzerindeki noktadaki noktalardaki aydınlanmaları bulurken. Mesela buraya bakalım K noktasındaki aydınlanmayı bulmak için buradaki mesafeye D dediğimiz takdirde e, ne olacaktır o zaman Kdaki aydınlanma? EK eşittir I bölü D kare çünkü nokta ile K'yı birleştirdiğim zaman ışık kaynağı ile e, şu K noktasını birleştirdiğimde uzaklık dik direkt dekar ediyoruz. Dik bak dik olması gerekiyor. Ama buraya gelirsen ışık dikkat edersen dik gelmemiş. Görüyorsunuz değil mi? O zaman burada bir şeyler yapmam lazım. Yani aydınlanma aslında dik gelmediği için azalmıştır yorumunu yapabiliriz. Hatta buraya geldiğimizde dik gelen ışın bile yok. M noktasındaki aydınlanmanın direkt sıfır olduğunu söyleyebilirim. Burada ise L'deki aydınlanma K'dan daha küçük olacaktır. Şu şekilde de belirtelim. Çünkü dik gelmiyor. Burada hiç olmadığı için de sıfırdır diyoruz sevgili gençler. Bir de şu şekilde bakalım nasıl bakacağız şimdi. Normalde aydınlanmaya ne dedik? Fi bölü A demiştik. O halde fi eşittir E çarpı A da düşünebiliriz. Yani bazen bize bir çerçeveden geçen ya da bir çemberden işte ne bileyim bir hani dikdörtgen şeklinde bir çerçeveden geçen ışık akısı sorulabilir. O zaman aydınlanma ile onun alanını çarpacağız. Aydınlanma üzerinden gideceğiz. İki tane noktasal kaynağımız var. O zaman bu noktasal kaynakların bu noktada oluşturdukları aydınlatmayı düşünüyoruz. Ve bunun bir şeyini değiştirmeden yani e, çerçevenin büyüklüğünü değiştirmeden biraz uzaklaştırıyorum uzaklaştırdığımda değişmeyen nedir burada burada alan kadarsa burası da alan kadar alan değişmiyor ama dikkat ederseniz götürüldüğü yer bir öncekine göre daha uzak yani aydınlanma azalmış oldu çünkü aydınlanma eşittir I bölü D kareydi. D artarsa o zaman aydınlanma azalacaktır. Bu tarafa doğru gittiğimizde ne dedik bu durumda? Aydınlanma azalıyor. Bakın ben azalıyor. Böyle artıyor. Böyle gösteriyorum. Bakın unutmayın azalıyor. Bu da artıyor anlamına gelecek. Pekala o zaman o zaman aydınlanma azalıyorsa fiye geldiğimizde fi neydi? Fi eşittir e çarpı a'ydı. A değişmiyor. Aydınlanma azalıyor. O zaman fi yani ışık akısı da azalmış olacak sevgili gençler. Buraya geldiğimizde buradaysa Uzaklaştırırken bakın buradan çıkan daha doğrusu içinden geçen ışın sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ışık akısı direkt karşılığı içinden geçen ışın sayısıdır. O zaman biz bunun e, yarı çapını büyütüp yani çerçeveyi büyütürsek içinden geçen ışın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 değişti mi? Hayır değişmedi. Peki fi değişmedi. E azaldı ama bakın aydınlanma azaldı ama A alanı arttı. Yani bu sayede fi'yi değiştirmedik. Mesela şöyle yapalım. Burası a kadarsa sonra bunu büyüttüğümüzde burası 4a olmuşsa o zaman buradaki aydınlanma e kadarsa buradaki aydınlanma e bölü 4 oldu ki çarpımlar gene birbirlerine eşit olsun sevgili gençler. Hatta d'ye 2d diyebilirsiniz. Çünkü 2d'nin karesi 4d kare olacak ya aydınlanmanın 4'te 1'e düştüğünü burada görüyoruz. Yani bu şekilde bir hareket söz konusu olursa fi dediğimiz gibi değişmez diyoruz ayı arttırdığımız için sevgili gençler. Düzgün bir elektrik alan var. Düzgün elektrik alan demek bu çizgilerin birbirlerine paralel olması demek ve bu e, elektrik alan içerisinde e, dikdörtgen şeklinde bir çerçeve var. Dikdörtgen şeklinde. Bundan geçen ışınların sayısını düşünürsem bana ışık akısı ile alakalı fikir verecek. Bunu biraz bak bunu biraz şu şekilde şöyle biraz yatırırsak bu şekilde ne olur ışık akısı. Ona bakalım şimdi. Biraz içeride kaldı. Ne olur? Azalır. Niye azalır? İçinden geçen bak bu geçiyordu artık geçemiyor farkındaysan. O zaman içinden geçen ışın sayısı azaldığına göre akı da azalacaktır diyoruz. Şunu yaparsak bir de gençler bakın bu kısmı yaparsak içinden geçen ışın sayısı diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü ışınlarla çerçeve birbirine paralel. Paralellik söz konusuysa içinden e, ışık ya da içinden ışın geçemeyecektir. Yani fi bu tarafa doğru ki şöyle bir açıyı düşünürsek. Önce çerçeve buradaki e, ışınlara dik sonra açı bakınız dik, hani 90 dereceydi açı azaldı sonra açı sıfır yapıldı. O zaman burada e, fi dolayısıyla sıfır oldu. Şu şekilde yazıyoruz fi ışık akısı azalır bu şekilde getirildiğinde. Burada bir tane sorumuz var. Işık kaynağı şeklindeki gibi KLM noktalarına getirilirse Duvardaki ışık akısı değişimi nasıl olur? Işık akısı için ne yazdık? Aydınlanma çarpı alan dedik. Bakınız. Şimdi aydınlanma mı değişiyor, alan mı değişiyor ki duvar aynı duvar olduğuna göre burada alanı sabitliyor. O zaman aydınlanma üzerinden gideceğiz. Öncelikle aydınlanma için bu noktadaki aydınlatma için uzaklık dikti. M noktasına getirdiğimde dik ışınlardan bahsediyorduk. O zaman artık diklik yok. Yani aydınlanma gördüğünüz üzere azalmış oluyor. Bu buraya geldiğinde aydınlanma azalıyorsa o zaman fiisi de azalır diyoruz. Yani ışık akısı fi bu harekette azalır sevgili gençler. Açı söz konusu oluyor çünkü. Buraya getirirsem, K noktasına getirirsem uzaklaşıyor. Aydınlanma eşittir I bölü D kare. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani şöyle düşün. Uzaklık tabii ki Kendin düşün bir tane elinde ışık kaynağı var. Bu bir fener olur. Başka bir şey olabilir. E, aydınlattığın bir yer var. Oradan uzaklaştıkça oradaki parlaklığın aydınlanmanın azaldığını göreceksin zaten. D kare arttığına göre aydınlanma azalır. Burada K'ya giderken fi'nin azaldığını, ışık akısının azaldığını söyleyebiliriz. Ki şöyle düşün. Bak böyle çıkan ışınlar vardı. Bunun içinden geçiyordu. Biraz uzaklaştırdığında artık bunun içinden geçemedikleri için ışık akısının azaldığı burada net bir şekilde görülüyor. Fotometre, farklı ışık kaynaklarının bir yüzeyde oluşturdukları aydınlanmalar. Kaşları açtırılarak şiddeti bilinmeyen bir kaynağın şiddetini bulmaya yarayan araçtır. En çok kullanılan çeşitli yağ lekesi fotometresidir. Bu şu demek, bakın burada bir ekran var. Ekranın üzerine yağ damlatılmış. Bu yağ bu taraftan ve bu taraftan eşit miktarda aydınlatılırsa o yağ görünmez. Tamam mı? O zaman mantık ne olacak? Bunun aydınlatması ile bunun aydınlatması Eşitlenecek diyoruz. Ve buradan da yağ görmüyoruz. Amacımız yağ görmemek aslında. E1 ile E2 birbirlerine eşit ise yağ gözlenmez. Bu durumda şunu yazabilirim artık. I bölü D kare bize aydınlatmayı veriyordu. O zaman I1 bölü D1'in karesi eşittir. Şunu düzeltelim. Eşittir I2 bölü D2'nin karesi yapıyoruz. Buradan da I1 ile E2 arasındaki ilişkiyi söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Sorumuza bakalım. Işık dalga ve tanecik olarak ikili doğaya sahiptir. Buna göre 1, 2, 3 olaylarından hangileri ışığın hem dalga hem de tanecik modeli ile açıklanabilir? Gölge dalga da olsa, tanecik de olsa geçemeyeceği için saydam olmayan cisimden geçememe durumudur ışığın. Hani hangi özelliğini gösterirse göstersin her iki durumda da saydam olmayan cisimden geçemeyecektir. Yani her ikisi için de söz konusudur. O yüzden gölge alıyoruz. Işığın yansıması yine dalga da olsa, e, hani tanecik özelliğinde gösterse ışık yansıyacaktır. Basınç. Basınç için tanecik özelliği lazım. Çünkü basınç ne demek? Birim yüzeye etki eden e, dik kuvvetli. Yani bir kuvvet söz konusu olması lazım. O zaman parçacıklar bir yüzeye böyle bir, bir kuvvet uygulayacaklar ki orada ışık basınç oluşturabilsin. O yüzden sadece tanecik özelliği söz konusu olacaktır. Bu durumda cevabımız 1 ve 2'dir. Geçtik. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. R çaplı kaleme içi boş çerçeveler noktası ışık kaynağından doğruya teğet olacak biçimde şeklindeki gibi ayrı ayrı yerleştiriliyor. Çerçevelerin yüzeyindeki ışık akıları sırasıyla fi k, ve fi ise bunlar arasındaki ilişki nedir? Noktasal ışık kaynağını düşün. Işıkları şöyle gönderiyorum bakın. Şu şekilde gönderiyorum. Böyle böyle noktası olduğu için şu şekilde gidiyor bu ışıklar. Gitti gitti gitti. Zaten içinden geçen ışın sayısının aslında ne olduğunu açık ve net bir şekilde görebiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane geçti. Bir, iki, 3 üç. üç tane geçti. 1 2 Görüyorsun. Ne oldu? O zaman geçen ışın sayısına bağlı olarak K'nın fiisi yani ışık akısı en büyük oldu. M'nin fiisi ise ışık akısı en küçük oldu. Sonuç K, L ve M. Yani cevabımız A şıkkıdır sevgili gençler. R ve 2 reyar çaplı küre kapaklarının merkezinde I ışık şiddetinde noktası ışık kaynağı konulmuştur. X ve Y küre kapaklarının yüzeyindeki ışık akıları fi 1 ve fi 2 ise fi 1 bölü fi 2 oranı kaçtır? Şimdi ne dedik? Geçen ışın sayısı noktası abi ışık kaynağı olduğuna göre buradan bakınız şöyle 3 tane ışık gitmişse buraya da 3 tane ışık gidecek. Değişen bir şey var mı? Hayır. O zaman ışın sayısı aynı. Işın sayısı aynı olduğuna göre ışık akılları da aynı. Buradaki bu alan büyük ya da bu alan şey bu alan küçük ya da bu alan büyük bunun söz konusu değil. Çünkü ışık akısını anlatırken etrafını saran küreyi düşündüğümüzde yarıçapın bir önemi yok demiştik ışık akısı için. Aynı şekilde dörtte bir e bu da dörtte bir geçen ışın sayısı aynı. Fi 1 bölü fi 2 oranı bu durumda bir cevabımız değişiklidir sevgili gençler. Diğer sorumuza bakalım. K noktası ışık kaynağı X ve Y yarım kürelerin merkezine şeklindeki bir yerleştirilmiştir. K ışık kaynağı 1, 2, 3, 4 yönlerinden hangisinde bir miktar hareket edilirse X ve Y'deki ışık akıları değişmez. Bakıyoruz hemen. Şimdi x ve y'deki değişmeyecek. Şimdi dikkat ederseniz sağ ya da sola götürdüğümüzde ışınları şöyle çizdiğimde birkaç tane çiziyorum. Buna da birkaç tane şöyle çizdim. Kaç tane? Dört tane ışık çizdik. Işık akılarını görüyoruz şu an. Bu tarafa ya da bu tarafa götürdüğümde çıkan ışın sayısı aynı olacak değil mi? O zaman x ve y'de değişmeyecek. Ne diyoruz bu durumda? 2 ve 4 de değişmez. De değişmez. Peki 1 ve 3'e bakalım değişmez. Şimdi bir olduğunda buraya getirdiğimiz zaman ışık kaynağını bak şöyle bir şey oluyor. Bu bir, iki, üçü göndermiştim ya. Yanlara da gönderdiklerim artık bunun içinden geçiyor gördünüz mü? O zaman bundan geçen ışın sayısı arttı ama bundan geçen ışın sayısı bu durumda bakınız azalmış oldu. Yani bir de bir de ne diyoruz? X de artar, T artar, Y de ise Y de azalır. Aynı şey 3 yönünde hareket ettirdiğimde olacaktır. Şimdi bunu bu tarafa doğru getirdiğim zaman bak şöyle biraz bunu bu tarafa getirdim. O zaman bundan geçen ışın sayısına baktığınızda daha çok ışın düşecek. Bu neyse daha az ışın düşecek. O zaman 3 d ne olur? Y de artar diyoruz. Y de artar ama X de azalır sevgili gençler. Yani tam tersi olmuş oldu. Evet. Şimdi geldik diğer sorumuza. Şekildeki perdenin önüne I1, I2 ve 3 ışık şiddetindeki noktasal ışık kaynakları yerleştirilmiştir. Bunların aydınlanma şiddetleri eşit ise I1, I2 ve I3 arasındaki ilişki nedir? Bak şimdi D'ler aynı ve aydınlatmalar da aynı. Şöyle düşün I2'yi düşün. Bu, bu D uzaklığı, D uzaklığı bununla dik farkındaysanız bu d uzaklığı bununla dik olmazsa yani açı söz konusu olursa ne oluyordu? Aydınlatma azalıyordu. Hatta mesela bunu düşünüyorum hala böyle olursa hiç aydınlatmıyordu. O mantıkla yaklaşıyoruz. Buna yaklaşça aydınlatması azalacak. Bak öyle olmuş. I1 en yakın olmuş. ha azalacağı halde aydınlatma eşit oluyorsa demek ki I1 en büyük ışık şiddetine sahip diyoruz. I3 ise arada oldu. I2 ise bunlardan en küçüğü olmuş oldu ki aydınlatmalar dediğim gibi eşit olabilsin. I1 büyük, I3 o da büyük, I2'dir sevgili gençler. Ne öğrendiğimize bakıyoruz. Işık işletini öğrendik, ışık aksını öğrendik, aydınlanmayı öğrendik ki fotometrenin ne işe yaradığını öğrendik. Geldik ödül sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.